Bu videoda limit x sıfıra giderken bir eksi kosinüs x bölü x'in ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Bunu yaparken de limit x sıfıra giderken sinüs x bölü x'in neye eşit olduğunu evet bildiğimizi varsayacağız. Bu ispatı bu videoda yapmayacağım ama eğer merak ediyorsanız bununla ilgili kocaman bir videomuz var. Onu izleyebilirsiniz. Eğer izlediyseniz o videoda sandviç ya da sıkıştırma teoremi adı verilen teoremi kullandığımızı da hatırlayacaksınız. Peki hadi bakalım. İşe bu ifadeyle biraz oynayarak başlayalım payı ve paydayı 1 artı kosinüs x ile çarpalım. Çarpı paydaya da çarpı 1 artı kosinüs x yazıyorum. Evet, payı ve paydayı aynı değerle çarpmak, 1 ile çarpmakla aynı şeydir ve bu da ifadenin değerini değiştirmez değil mi? Bir bakalım. Limit x sıfıra giderken, 1 eksi kosinüs x çarpı 1 artı kosinüs x. Evet, neye eşit? Farklı bir renkle yazayım. Bu çarpım 1'in karesi yani 1 eksi kosinüs kare x'e eşit öyle değil mi? Bunun iki kare farkının açılımı olduğunu siz de fark etmiş olmalısınız. Paydada ise x çarpı 1 artı kosinüs x olacak. Peki 1 eksi kosinüs kare x bu neye eşit? Pisagor teoremini aklınıza getirin. Evet bu sinüs kare x'e eşittir. O halde bu ifadeyi bir kere daha yazalım. Limit x sıfıra giderken, bu arada sinüs kare x yerine sinüs x çarpı sinüs x'i kullanıp sinüs x'lerden birinin paydasına x, evet bunu yazabilirim. Böylece hemen yazayım. Sinüs x bölü x çarpı sinüs x bölü 1 artı kosinüs x. Şu ana kadar bir trigonometri özdeşlik kullandım ve ifadeyle biraz da oynadım. Şimdi bu çarpımın limiti, limitlerin çarpımına eşit olacağı için bunu Limit x sıfıra giderken sinüs x bölü x çarpı limit x sıfıra giderken sinüs x bölü 1 artı kosinüs x olarak yazabilirim. Videonun başında bunun neye eşit olduğunu bildiğimizi varsayacağımızı söylemiştik. Ispatını da başka videolarda yapmıştık. Evet x sıfıra giderken sinüs x bölü x'in limiti 1'di de, öyle değil mi? Bu da bu limitin alacağı değerin bu limite bağlı olduğu anlamına gelir. Şimdi bir bakalım x 0'a giderken pay 0'a gider. Neden? Çünkü 0'ın sinüsü 0'a eşittir. Payda ise bir bakalım 1 artı kosinüs 0 da 1'dir. 1 bir artı 1 de 2 eder. 0 bölü 2 ise 0'a eşit olduğundan bunun da 0'a yaklaştığını söyleyebiliriz. 1 çarpı sıfır da sıfır eder. O halde bu limit de sıfıra eşittir. Bunu trigonometrik bir özdeşlik ve biraz cebirsel oynama ile buradaki orijinal limitin yani x sıfıra giderken 1 eksi kosinüs x bölü x'in limitinin sıfıra eşit olduğunu bulduk. Bu arada bunun grafiğini de çizmelisiniz çünkü çizdiğinizde bulduğumuz sonucun grafiksel olarak da mantıklı olduğunu göreceksiniz.